Evet. Yani şeyde o yıllarda yine de okullarda iyi öğretmenler vardı Değil teşvik mi? eden. Tabii. Ben de sonra okulu bitirip öğretmen olarak gittiğimde okul müdüründen ilk talep ettiğim şey bir atölyeydi. Yani matematik, fizik dersinin yapıldığı yerde resim yapılabilir mi? Sanat anlatılabilir mi? Ya da müzik dersi yapılabilir mi? Tabii Ya. bunlar sanat düzeyinde değiller ama yani çocuğu o ruh halinden kurtarıp bu ruh haline sokabilmek için farklı bir mekan gerekiyor. O mekan bizim için atölyelerdi. Bana Tabii. okul müdürü demişti ki ya o işte var bir tane yer ama kapısı yok ne yapayım dedi. O zaman da şimdi Başkent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar'da dekan olan Adnan Tepecik var. Aynı gün göreve başlamıştık. Öyle mi peki? İşte eğitim enstitüleri de köy enstitülerinin bir devamı gibiydi. Biz aslında o devamda Ya. okuduk. Yani elimizden birçok şey gelebiliyordu. Bütün sorun kapıysa dedik. Biz çıktık gittik ve bir hafta içerisinde bir kapı yaptık. Kapı Getirip yapıp taktık. yani sizden Taktık bunu dedik ki kapı beklerdim var hocam. artık. İşte bu kadar Ondan sonra iyi tabii. tamam o zaman sizin dedi ve o atölye hala açık. Kurtuluş Sitesi'dir Vay orası. Ve canına. oradan çok öğrenciler yetişti. Bugün üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğretim üyesi olan pek çok öğrencim var. Ya. Yüzlerce stajyer geldi Gazi'den oraya. Ya. Oralardan öğrendiler öğretmenliği ve oralardan gittiler. Bugün gerçekten epey bir öğrenci var. Ben onu en çok da öğretmenler gününde görebiliyorum. Çünkü beni buluyorlar arayıp. Vay be Ay ne diyorum ben de ya bu kadar güzel. mıymış diye şaşırıyorum tabii. Tabii ki. Ne güzel bir şey hocam. İşte Evet yani. öğretmenliğin en değil mi keyifli tarafı onları bir gün böyle ilgisiz bir Evet. zamanda pat diye karşınızda buluvermek, onların sizi buluvermesi şahane bir şey. Evet hocam. Ama tabii bizim kuşak çok da fazla destek buldu diyemeyiz. Çünkü bizim kuşak çok kötü dönemlerde eğitim aldı. Zafer Hocam izliyorsa o da orada hocaydı hatırlar. Tamam. Yani okula ölmeden gitmek de büyük bir başarıydı. Okuldan çıkıp eve ölmeden gelmek de çok büyük Ay evet başarıydı. hocam, Bu evet koşullarda hocam. atölyeye gidip resim yapmak, sanat öğrenmek filan çok zordu. Yani ben şanslıydım. Benim de hocam Mustafa Ayazdı, onun atölyesindeydim. Ha, kulakları çınlasın hocamı da Evet. buradan selam Grafik dersimize verelim. Mürşide Hoca gelirdi, Mürşide İçmeli. Muammer Bakır metal derslerine gelirdi rahmetli. Yani çok değerli hocalar vardı dersimize giren. Tabii o kısıtlı, o zor şartlarda yani dışarıdan okula girerken bir sürü olay oluyor. Yaralanan ölüyor. Bazı sık yönetim var. Okula gidişiniz gerçekten çok zor. Ve siz yine bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bence oradaki başarı işte eğitim enstitüsü başarısı. Yani Evet. üniversiteye bağlanmayan, hala öğretmen okulu niteliğini koruyan yapısı. Onun bizim Tamam. üzerimizde çok etkisi vardı. Yani okula kayıt yaptırırken bile hangi hocaydı hatırlamıyorum ama hiç unutmuyorum. Yıllar geçti. Ya arkadaşlar bu nasıl eğri büğrü kuyruk? Ya öğretmen olacaksınız. Öğretmen böyle mi davranır? Ama ondan sonra her şeyde öğretmen böyle mi davranır? Öğretmen böyle mi yapar? Ve bu sizin bilinçaltınıza yerleşiyor. Bir de sanat Ya. eğitimcisiyseniz bu sefer dışarıda, sokakta, her yerde her şeye bir şeyle karşılaştırarak bakıyorsunuz. Eleştirel gözle bakıyorsunuz. Hep içinizde onu düzeltme dürtüsü var. Yani bütün her şeyden siz sorumluymuşsunuz gibi. Gibi. Ya evet yani bu çelişkiyi gidermem lazım. Bu yanlış. Bu estetik değil. Bu yararlı değil. Bu faydalı değil. Bu zararlı. Bütün o sorumluluk bize aitmiş gibi ve bu kuşağın hepsi aslında köy enstitülerinden itibaren ölene kadar bunu üstünden atamıyorlar. Atmasınlar Atamıyor. da zaten. Ve Evet, atmasınlar. kalabalıklarda bazı şeyler yanlış gidiyorsa, birileri yüksek sesle bağırıp çağırıp müdahale ediyorsa bilin ki o eğitimcidir aslında. Ben eminim hocam. Hemen sizin gibilerimiz hemen ayırt ediyoruz hocam zaten diğerlerinin arasında. Evet. Evet yani böyle çok bence çok verimli, çok kıymetli bir eğitim hayatınız olmuş hocam. Babanızdan başlayarak, köy enstitüsünden başlayarak Gazi'de de çok şahane hocalarla yetişmişsiniz ki Evet. bunlar tabii değil mi hayatınızın çok Evet. kıymetli kısımları. Sizin eğitimciliğinizde ne kadar sürdü hocam? Ne kadar yaptınız? 26 yıl yaptım bir fiil. Oo 26 yıl. bayağı Evet. evet.
Evet. Sonra artık eğitimcilik bitti ve tamamen Evet. resme mi verdiniz Yok, hayır. Zaten ilginizi? okulu bitirdikten sonra da resim benim için daha yeni başlamıştı. Yani öğretmenlik, eğitimcilik farklı bir şey. Ama sanatla uğraşmak daha da farklı bir şey. Yani Tabii. onlar at başı giderdi. Ve atölyede mutlaka atölyede resim yapardım ben. Çünkü kendime ait bir atölyem yoktu. Okulda da atölyemiz var işte. Ve Tabii. çocuklarla birlikte resim yapmak onlar açısından çok da eğitimci oluyor ve siz de onların gözünde çok inandırıcı oluyorsunuz. Çünkü onlara sizin dersinizden çıktıktan sonra bilinçaltına yerleştirilen git matematiğe daha çok ağırlık ver. Başka derse tabii ki onlar çok önemli. Onlar olmadan başka alanlara gidemezsiniz. Evet ama Ama yani gidip de mesela okul görüşmelerinde ben de iki çocuk yetiştirdim hocam. Resim ve beden hocasına hiç görüşülmeden biliyorsunuz öğretmen evet. görüşme günleri vardır. Çıkıp giden veli sayısı hiç azımsanacak kadar değildir. Yani çocuğunun resimdeki ya da bedendeki başarısını gerçekten birçok aile, tabii bu aydın bilinçli okumuş bir grup aile de vardır mutlaka ama çoğunlukla matematik fen öğretmeni önceki yani görüşülür. Kalan vakitte de diğer öğretmenlerle genelde de resim öğretmenine pek kimse uğramaz hocam. Öyledir. Velisi de Çünkü öyledir. velinin peşine düştüğü şey nottur. Yani benim çocuğumun davranışlarında da olumlu bir değişiklik var mı? Dönüşüm var mı? Benim çocuğum olaylara nasıl bakıyor? Sizinle konuşurken olayları nasıl inceliyor? Kıyaslama yeteneği var mı? Sonuca ulaşabiliyor mu? Yani kaç aldı bundan değil. Ben şöyle yapardım sene başında. O zamanlar süper liseler falan vardı. Hepsi böyle Tabii. arkadaş edinmeyip arkadaşlarına rakip gören çocuklar. Bunu fen liselerinde yaptılar. Anadolu liselerinde yaptılar. Ya çocuklar, not mu sizin istediğiniz? Ben hepsinin önünde tam not verirdim hepsine. 100'se not, hepsine bütün sınıfa 100 verirdim. Hadi şimdi resim yapın, bırakın notu falan. Yani bu muydu sizin isteğiniz? Verdim işte. Senenin başında size bunu verdim. Şimdi siz resim yapmaya başlayın. Bırakın bu işleri, notu filan. Yani burada da veli diyor ki ya çocuk o zaten almıştır oradan notu diyor. Sadece çünkü merak ettiği şey not. Onun Tabii. davranış değişikliği veliyi ilgilendirmiyor. Ama şimdi Maalesef. ben sormak isterim o zaman. Ya bir düşünsünler bakayım. Sanat eğitimi almış bir yargıç tarafından yargılansa mı kendini daha güvencede hisseder? Ya da ömründe ne kitap okumuş, ne bir konsere gitmiş, ne bir sanat galerisinin önünden geçmemiş bir yargıca mı yargılanmak ister? Öyle bir polis şefi düşünün, yani süre resim yapar, sergi açar. Yasalarda olmayan şeyleri uygular ona böyle bir yargıç. Çünkü onun vereceği kararlar daha hümanisttir. İlla da Ya. ceza vereyim diye uğraşmaz. Onun nedenlerini görmeye çalışır ve bütün bunları ona öğreten aslında sanat eğitimidir. Ya. Bunları veli göz ardı ediyor ve işte bizim anlatamadığımız şey bu. Fakat bu sistemde çatışmayı da gerektiriyor sonuçta. Çünkü bunu onlara dayatan sistem. Çocuk mühendis olmak Kesinlikle. istiyor. Evet, o resme zaman ayırmak istemiyor. Doktor Tabii. olmak istiyor müzikle. Ama ondan sonra da tıp fakültesine gidiyorlar. Hepsi müzikle uğraşmaya çalışıyor. Hepsi resim Büyükelçi yapıyor. oluyor. Hepsi ya hocam ders var mı size? Ders veriyor musunuz? Gelebilir miyim Evet. oraya diyor. Yani sondan başa geliyor. Halbuki resim Evet. yapmış bir büyükelçi olarak gitseydi çok daha farklı olacaktı olay. Olacaktı. Nitekim öyle gidenler var biliyorsunuz. Ve hakikaten onların oradaki başarıları, Türkiye'ye temsil edişleri de oldukça farklı. Nitekim yarın biz Kazan Başkonsolosumuz İsmet Erikan'la konuşacağız. İşte o buna çok iyi bir örnektir. Burada şimdi bu konuştuğumuzun ne demek olduğunu yarınki sohbette daha iyi anlayacağız hocam. Evet, böylelikle siz hakikaten çok bilinçli bir öğrencilik, çok da bilinçli. Sizlerin öğrencileri şanslı hocam. Yani sizlerin derken sizin gibi öğretmenlerle yolu çakışmış insanlar da sizin gibi oluyorlar. Çünkü mutlaka alacak alan öğrencinin hayatında iz bırakıyorsunuz. Ve bir gün diyor ki işte benim hayatımı şu öğretmendir diyor.
hayatımın yönünü değiştiren, çoğunlukla sizin gibi öğretmenlerin ismi bu anlamda telaffuz ediliyor. Bu da çok kıymetli bir şey hocam. Onun için iyi ki bu bilinçle yetişmiş insanlar, sizler çocuk yetiştirmişsiniz. İyi ki eğitimcilik yapmışsınız. Şimdi tabii ki sizin için resim, üretmek, sanat çok kıymetli bir şey ama sizin kalitenizde, sizin beyninizde, yani sizin düşünce sisteminize sahip insanların bu ülkede eğitimcilik de yapmaları çok önemli. Çünkü dönüp baktığımızda işte ben de iki çocuk yetiştirdim. Çeşitli işte lise, işte ilkokul, bütün o safhaları geçirdik. Hakikaten böyle karşısında yüreğinizi titretecek öğretmen kaç tane gördünüz diye bana sorun. Tabii çok da görmüşüzdür ama bir kısmı da gerçekten insanı dehşete de düşürmüştür. Bütün veliler için bu geçerlidir. Onun için iyi ki sizler hocam eğitimcilik yapmışsınız. Sağ olun. Şimdi biraz da resimlerinizden söz edelim. Tabii sizin evet. resimleriniz bilenler tabii ki biliyorlar ama biraz da anlatmaya değer farklılıklar içeren, nitekim arkanızda. Bu arada renklerinizi eleştirdiler hocam. Yani öyle böyle soluk gözüküyor falan dediler. Şimdi hep bu yazılar işi bozuyor. Evet. Lütfen kusura bakmayın, kayıtta bu yazılar gözükmeyeceği için hocam çok net gözükecek. Benim ondan endişem evet. olmadığı için hani yerini falan değiştirsin dediler de. Yani o kadar zaman kaybı da oluyor. Bir de ne olur şu kalpleri atmayalım, onlar donmaya da sebep olabiliyor. Şimdi sizin hocam resimlerinizden bahsedelim. Çünkü resimleriniz oldukça farklı, özgün, özel. Evet. Ben böyle biraz notları inceledim. Mesela şöyle cümleler gördüm. Resimlerde zaman kavramı yok. Geriye göndermeler var ve isim kaynağı genellikle Anadolu uygarlıkları. Evet. Şimdi hocam hep böyle miydi? Yani ama bir noktadan sonra ama siz resimlerinizi böyle bir alana, bu böyle bir noktaya taşıdınız. Şimdi sıra Önder Aydın resimlerini konuşmakta. Evet. Buyurunuz hocam. Şimdi işin sanat kısmı çok farklı tabii. Bu bir yaşam boyu sürecek olan bir maraton. Bunun ne kadarında siz öğreniyorsunuz ki ben hep hala öğreniyorum. İnanın öğretmenlik yıllarımda bile çocuklardan da öğrendiğim çok şey vardır. Onlar rastlantısal olarak bazı şeyleri bulurlar ama siz birden fark edersiniz ki ya bunu ben niye görmedim? Ben niye bugüne kadar bulamadım diye. Ve o da bir öğrenme sürecinin bir parçası. Ve şimdi benim bu yıl 40. yılım sanatta. Ben diyorum ki yani bunun 15 senesi öğrenmekle geçmişti. Bir fil öğrenci gibi öğrenmekle. Çünkü birçok tekniği öğreniyorsunuz. Her şeyden önce düşünmeyi öğrenmeniz gerekiyor ve düşünceyle yapıt arasında çok kopmaz bağlar var. Olaylara nasıl bakacaksınız? Resme bakmakla aslında dışarıya bakmak arasında da çok fazla fark yok. Yani toplumsal yapıyı bile siz aşağı yukarı aynı benzer bakış açısıyla değerlendirirsiniz. Şimdi sanatta da bir kimlik, kişilik oluşturma kaygısı vardır her zaman. Tabii. Yani ben her tür şeyi yapayım derseniz bu çok fazla sizi bir yere götürmez. Olmaz, ama evet sizin parmak izleriniz gibi ortaya bir ürün koyabiliyorsanız, imza atmadığınızda bile sizin yarattığınız o üsluba bu bensem Önder Aydın diyorsa bir siz sanatta da yavaş yavaş kimlik oluşturmaya başlamışsınız demektir. Yani ben bir Aziz Nesin kitabının kapağına bakmasam da öyküyü okudum. Onun Aziz Nesin olduğunu bilirim. Veya Yaşar Kemal romanı okuduğumu bilirim. Veya bir bestenin kime ait olduğunu bilirim. Dolayısıyla bu resim ve heykel için de geçerli. İşte bu kimliği yakalamak çok uzun bir süreç ve çok çalışmayı gerektiriyor. Hatta bazen yıllar sonra diyorsunuz ki çok iyi oldu bu resmin diyorsunuz. Ama sonra aradan yıllar geçiyor, bir şeye rastlıyorsunuz. Hay Allah, adam 100 yıl önce yapmış bunu. Ama tabii ya. Çok eser incelemek, bilinçaltında bunların birikmesi, bazı şeyler sizi etkileyebiliyor. Bu bence diğer sanat dallarında da geçerli. Mesela bir şarkı dinliyorsunuz. Yok ya, bu şarkı diyorsunuz, bunun değil, benziyor. Başka bir şey. Evet. Evet, mesela İyi Tarkan'ın şey. Unutamadım diye bir şarkısı var. Aslında o Viyen diye Fransızca şarkı. Yani bakarsanız büyük bir kısmı Fransızca şarkı.
Ama şimdi bundan zaman içerisinde kurtulabiliyorsunuz. Özgün hale gelmeye başlıyorsunuz. Ama bunlar kötü şeyler değil tabii. Bunları öğrenmek zorundasınız. Hatta bunları size okulda sanat eserlerini inceleme dersinde öğretirler ki çok zor bir derstir. Sınavı da çok zordur. Yani size hiçbir imza, hiçbir şey göstermeden bir resmi koyarlar. Derler ki işte bu resim hangi yüzyıla ait? O yüzyıldaki sosyoekonomik yapı nasıldı? Ondan sonra bunun sanatçısı kim? Siz düşünmeye başlıyorsunuz. Arkadaki ışık gölge ilişkisini kurmaya çalışıyorsunuz. Bu hangi yüzyılda yapılıyordu? Hangi ekole girer? Bunu kaç kişi kullanıyordu? Oradan sanatçıya ulaşıyorsunuz. Sonra yüzyıla ulaşıyorsunuz. Ve o yüzyıldaki toplumsal ilişkiyi okumuşsanız biliyorsunuz. Şimdi sanat yapıtı üretmek için bunlar birer altyapıdır ve siz bunu artık okuldan sonra ciddi olarak yapmak durumundasınız. Eğer sanatçı olma kaygınız varsa. Evet ve bu bütün bir hayatı kapsayabilir. 60 yıl resim yapabilirsiniz ama hiçbir yere varmayabilirsiniz. Yani sanatçı dediğimiz insan sayısı çok azdır. Mezun olduğumuz bölümlerden bırakın sanatçı olmayı. Resim yapan kaç kişi diye bakarsınız sizin kuşaktan 5 tane 10 tane çıkar. Hocam her yani. Kuşak. Evet ben mesela şimdi bazen böyle hesaplar yaparız, konuşuruz, sohbet ederken. Mesela Türkiye'de sayamayacağımız kadar neredeyse artık çok okul, işte o okulların güzel sanatlar bölümleri, evet. Onların resim bölümleri falan var. Çok bildikler de var, işte arterlerde daha az bildikler de var. Oralardan evet. Her sene bilmem kaç tane mezun çıkıyor değil mi? Çıkıyor evet. Yani çünkü bir sistem çalışıyor. İşte bir şekilde bir yetenek sınavıyla başka bir yer belki de kazanamadıkları için bir kısmı tırnak içinde giriliyor. Ama kaç sanatçı çıkıyor? Biz bunu hep tartışırız hocam. Evet. Tabii bugün yaptığım resimlere ulaşmam öyle bir günde olmuş bir şey değil. Yani bilimde de böyledir o. İşte diyorlar ki 2030 yılında Mars'a belki şey göndeririz. Yani gidip oradaki alınmış olan toprakları buraya getirecek şey göndeririz. Veya 10 yıl sonra bu teknolojiye ulaşırız. Tabii ki yani Jules Verne'in Nautilus denilen nükleer denizaltısı sadece kitaptaydı ama bugün var. Jules Verne'den bugüne ne kadar zaman geçti? Sanatta da geçerli bu. Dolayısıyla siz her basamakta ki bu da olabiliyorsa çok iyi, onu da başaramayabilirsiniz. Her basamakta bir kat yukarı çıkabiliyorsunuz. Yani o merdiveni çıkabilmeniz o basamakları birer birer aşmanıza bağlı. Evet. Bazılarında hiç aşamayabilirsiniz. Yani çamurdaki araç gibi patenaj yapabilirsiniz. Hep kendinizi tekrar edebilirsiniz. Bir şey yaptığınızı sanıp sonra yapmadığınızı, bunların çok daha evvel yapılmış olduğunu görüp hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Evet, evet. Ve sanatçı düzeyim nerededir diye kendinize soru sormaya başlarsınız ve bunun onaylanmasını istersiniz. Sizce değerli bulduğunuz otorite saydığınız kişiler tarafından. Aslında bu da doğru bir şey değil. Siz zaman içerisinde sanatı anlayabiliyorsanız teorik olarak da bu pratiğe de yansıyacaktır sonuçta ve birisinin onayı gerekmez. Çünkü herkes kendi penceresinden bakarak söyler bunu. Ama evet. Bu arada şunu da demiyorum. Eleştiri de çok değerlidir. Yani eleştiri yapan kişi de tabii yanıtları da cebindeyse bunu da size söylüyorsa bu bir eleştiridir ve benim çok işime yarar. Yanıtlar yoksa o karalamadan öteye geçmez. Tabii benim bu serüven içerisinde birçok şeyi fark ettiğimde bunu resimde kullanabilir miyim? Bir yorum yapabilir miyim? Bir sentez olabilir mi diye. Ve birdenbire Anadolu uygarlıklarını fark ettim. Anadolu uygarlıkları oysa işte Göbekli Tepe ile birlikte 12 bin yıla çıktı. Anadolu'da ya. Var. Dünyanın evet. Hiçbir yerinde yok ama burada var. Peki bunun sanatla bir ilişkisi olabilir mi? Yani bu topraklardan ben kendime has bir dil yaratabilir miyim? Hatta gönlüm istiyor ki bir ülkenin bir dili oluşabilsin, sanat dili. Yani Batı uygarlıkçılıktan öte burada koca bir hazine var. Aslında soyut resme de temel olabilecek örnekler var burada. Seramik içinde var, heykel içinde var. Dünyanın en ünlü heykel ve seramikleri burada. Ve ben kendim için buradan bir pay çıkarmaya çalıştım. Ve bir unuttum şimdi hangi mozaikti. Gördüğümde beni çok etkilemişti. Dedim ya bu resmin içerisinde kullanılabilir mi? Yani benim resmimin bir parçası olabilir mi? Arka planda, bir tarafında filan resmi tamamlayan.
Ve bundan vazgeçtim, korktum yani böyle bir şey yapılamaz diye. Ama bu sürekli kafamda bir takıntı halinde duruyordu. Yani bir dil, bir şey yaratma kaygısı da var. Araştırıyorsunuz sürekli. Ve ben bunu kullanmaya karar verdim. Çok uzun zamanlar harcadım. Tabii yani sanatta uğraşıyorsanız bu zaman kaybı değil, tam tersine bir kazanımdır. Kesinlikle. Ama uzun bir süreci kapsadığı için sizin ömrünüzden tükenmeye başlar. Yoksa sanatın zamanı çok sonsuza kadar gidebilir. Sanatçıların da biraz uzun ömürlü olmaları da bu anlamda şart. Evet hocam, çok zor yetişiyorsunuz çünkü. Evet, buyurunuz. Denedim bunu. Çok hoşlandım bundan. Tabii bu ustalara büyük saygı duyarak, hiçbir şeylerini değiştirmeden resmin bir ögesi olarak kullanarak, yani tabii ki o yapılmış milattan önce 300-350 yıllarında tabii yapılmış. Ama tabii onun o yıllarda yapıldığını söyleyerek, ustasının adını söyleyerek, nerede olduğunu söyleyerek resmimin içerisinde kullanmaya başladım. Ve birdenbire şunu da fark ettim. Türkiye'de bizim arkeolojik değerlerimiz bir bir çalınmaya başlamış. Ah, evet, yani bu hocam yeni bir şey değil tabii yani. 1863'te Aydın İzmir Demiryolu yapacağız diye Efes şeyi arıyorlar. Artemis Tapınağı'nı aslında. Demiryolu bahane. Ve ya, oralarda kazılar yapılıyor. İşte 1895'te falan bir de İngiltere ile kazı yapan John Tortler Wood diye bir adam, arkeolog. Ülkesi saraya baskı yapıyor. Onlar da pay alıyorlar. Bir tür rüşvet. Ondan sonra da kazı serbestliği geliyor bunlara. Ve bugün Bergama'nın boşaltılıp götürülmesi, Efes'in götürülmesi, Efes'teki bugünkü rölyeflerin hepsi Viyana'da. Nike heykeli şeyde, Louvre Müzesi'nde, koskoca Zeus'una Bergama'daki Berlin'de. Dolayısıyla yani şimdi bütün bunlar benim kafama takıldı. Burada göstermek istiyorum bir de. Mesela tabii bu Berlin sunağındaki rölyeften bir parça. Ben Bergama'yı özleyen sunak adıyla bunu yapmıştım. Bu Berlin'de şimdi. İşte Bergamalılar gidip müzenin önünde bağırıyorlar geri verin diye. Ondan sonra cılız bir grup Berlin Belediye Başkanı da alay ediyor. Verelim de inşaatta mı kullanın diye alay ediyor. İşte. Yani o siz çalana kadar onlar inşaatta kullanılmadı. Ya kardeşim, ben Eyfel Kulesi'ni şeyle değiştirsem bizdeki Ankara'daki Atakule'yle ne anlamı var? Ben onu Paris'te görmek isterim. Siz neden Zeus sunağını Bergama'da tepede görmek istemezsiniz gün batımına karşı? Dolayısıyla bu ülkeden 80 bin arkeolojik eser kaçırılmış yurt dışına. Ve Türkiye'nin daha %15'i kazılmış, arkeolojik kazı yapılmış. Ve 80 bin eser. Bununla en çok devlette değil de Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan bir Özgen Acar. Özgen Acar devletten daha çok çalışmıştır bunların geri getirilmesi için. Şimdi tabii bu da benim kafamda bir takıntıydı ve okulda gönüllü olarak sanat tarihi dersine girer ben bunları anlatırdım çocuklara. Yani baktım sonuçta bu belli bir yere kadar anlatabiliyorsunuz. O zaman DSP hükümeti vardı ve hani intihara kalkışmış bir Milli Eğitim Bakanı vardı, unuttum ismini. Ben bu bakana mektup yazdım. Dedim ki ya arkeoloji mezunu olan çocuklar, sanat tarihi mezunu olan çocukları atamıyorsunuz. Ama bu ülkede de 80 bin eser kaçırılıyor. Ve bu kaçırılmanın içinde devletin içinde görevliler de var. Bunun önüne geçmek için bu bilinci yaratmanın tek yolu bu insanları öğretmen olarak buraya atayacaksınız. Bunlar da bunu anlatacak. Benim anlatacağım şey sınırlı. Ama sonra dedim ki yani senin yaptığın resimler de aslında bir anlamda bilinç oluşturmak. Kesinlikle yani, hocam. Kesinlikle yani arkeolojik değerlere sahip çıkma bilinci oluşturmak. Ve bizim Anadolu insanı bunlara saygılıdır. Hiçbiri de kazmayı küreyi alıp bu şeyleri, arkeolojik kalıntıları kırmamıştır. Hepsi de duruyor. Kırıldıysa birilerinin şeyiyle yapmışlardır devlet içinde. Ne bileyim, öyle görevli böyle görevli. Kimseyi suçlamayayım da. Sonra bunların yurt dışına çıkışı bu kadar kolay mı? Bunların işte zeugmayı açtılar. Ertesi gün
10 metrelik Dionysos'un düğünü mozaiği, yer mozaiği Amerika'da ortaya çıktı. Ay hocam ya, evet ya, bu nasıl bir, o da bu şimdi, ayrı bir sistem yani bu. Yani ben bunu şimdi onda birini atölyemde yaptım. Arka odada duruyor. 2 metreye 1.80. Bunları çalışıyorum şimdi. Bu şu anda arkamda olan da Zeugma'dan aslında. Nehirler Tanrısı diye ve İstanbul'la birlikte çalıştım bunu. Tabii bütün bunların hepsi benim hoşuma giderken insanlar bunu görüyor ve bir de şunu yapabildim. Mesela bu yüzü herkes tanır. Aa, tabii ki hocam. Evet. Buna Türkiye'nin Mona Lisa'sı diyorlar. Aslında bu yüz şurada burnunun altında bitiyor. Bitiyor, doğru. Evet, ve ben arkeologların çalışmalarını çok inceledim ve kazı yaparlarken fotoğraflıyorlar toprağın içindeyken. Ama taşlar falan düşmüş, sadece izleri kalmış. Ortada şey yok, yüz falan yok. Ya dedim ki bunları ben niye tamamlamayayım ki? Ay ve hocam, o izlerden yola çıkarak önemli. Evet, portre de yapıyorum, yapabilirim ve bu yüzü, böyle bir yüz yok aslında. Bu benim yaptığım bir yüz. Bu ya, burada bitiyor. Evet. Tabii ki gidip onu tamamlayacak halleri yok ama bu bir kenara konulabilir. Bakın bunun yüzü bitseydi ben eminim %98 böyle olacaktı. Değil mi? Evet. Yani şimdi... Bu bir şekilde sizin yorumunuz belki ama işte evet belki yüzde doğru o kadar. Onun gibi bir şey olacaktı. Ve bir de bunlar bize ait değerler. Şimdi bir ara bu... Türk İslam sentezcileri şey yaparlardı, bunlara karşı çıkarlar. Sanki bu topraklar bizim değilmiş gibi bir grup böyle tezler öne sürerlerdi. Bunun en büyük tehlikesi size batıdan o zaman hep gelirler derler ki gidin Orta Asya, burası sizin değil ki. Bu ya, arkeolojik değerleri reddederseniz o zaman değil siz buralı değilsiniz. Halbuki evet, biz bunların mirasçısıyız ve bunu Atatürk hep söyledi. Bunun için yurt dışına öğrenciler gönderdi. Ve tarih araştırması yaptı. Bu topraklarda Atatürk'ün büyük araştırmaları var. Bunların hepsi bir bilinç yaratmak. Bu bilinci yaratmanın iki yolu, ya eğitimle ya sanatla. Başka türlü bir yolu yok bunun. Evet. Yani beni bu serüvene iten anlattığım bu düşünceler ve kaygılardır. Şahane olmuş hocam. Tabii bu da sizin işte bugün artık bildiğimiz Önder Aydın resminin oluşmasını sağlamış. Peki bundan sonraki süreçte, çünkü artık 5 dakikamız kaldı. Biz sonra yine devam ederiz hocam. Bir başka bölüm daha yaparız. Evet. Yapıyoruz bunu zaman zaman. Nasıl bir planlar var resim anlamında? Yani bu böyle mi sürecek resminiz? Yoksa tabii ki her sanatçının farklı dönemleri, o farklı dönemlerde ürettiği farklı işte soyut dönemlerde olabiliyor, bazen figürde olabiliyor ya da figür içinde farklılıklar. Siz nasıl görüyorsunuz bundan sonraki dönemde resminizi? Yani benim resimlerimde bazı temel unsurlar vardır. O temel unsurlar resmin içinde kalır ama ben birçok konuyu işlerim. İşte arkada İstanbul'u işlerim, balıkçıları işlerim, denizi işlerim, toplumsal olayları işlerim. İşte en son sizin katkı verdiğiniz şeydi, Soma maden işçileri. Baktığınız ya, zaman benim o temel unsur resimde değer verdiğim temel unsurlar yerin altındaki o maden ocağında da vardır. Yani bir şey değişmez. Ben bir nü resim yaptığım zaman da bazı temel unsurlar onun içerisinde vardır. Bu arada şunu unutmadan sorayım mı hocam? Bir izleyicimiz dedi ki acaba bu mozaikleri ya da işte bir yerlerden bu alıntılarla ürettiği resimlerde orijinal renklere mi sadık kalıyor yoksa onları değiştiriyor mu diye sordu. Şimdi tabii ki bazılarına çoğunlukla şey kalıyorum, sadık kalıyorum. Sadık çünkü kalıyorsun. Yüzyıllar ötesinden o ustalara saygılı olmak istiyorum. Mesela bu Osman Hamdi Bey'in Türk arkeolojisine kazandırdığı İskender Lahti var. Bunlar aslında küçücük rölyef taşlar, renksiz filan. Ama bunlar bende savaş halinde var. Ya. Ve renkli bunları yapabilmeniz için bir film yönetmeni gibi düşünmeniz gerekiyor. 2300 yıl ötede bunların renklerinin nasıl olduğunu hayal etmeniz gerekiyor. Varsa araştırmanız gerekiyor.
Bu bir savaş olduğuna göre oturup otopsi raporları okumanız gerekiyor. Evet. Hayvanların psikolojisi nasıldır? Savaş atları ölümden korkar mı? Onlar bunu düşünür mü? Yüzlerine yansır mı? Bütün bunlar için İskender Lahdi'ni resimlemek, sadece görüntüyü resimlemek de yetmiyor. Yani bu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bilenler biliyordur ama bilmeyenlere şiddetle öneririm. O İskender Lahdi'ni bir görsünler. Osman Hamdi Görsünler. saraya karşı nasıl savaş verdi onu orada tutabilmek için. Ya. Yoksa onu Almanlar götürmüştü. Ya bakın işte böyle bir küçük sohbetten ne kadar yarayışlı şeyler de çıkabiliyor. Tabii ilgisi Bir de olanlar evet. biliyorlar belki ama çoğunluk da belki şimdi burada duyup öğrendi. Evet hocam. Birçoğu da soruyor tabii, merak ediyorlar. Bu baskı mı, boya mı filan diye. Baskı filan da değil, bütünüyle boya tabii ki. Yani yıllar Boya. içerisinde evet. Benim için çok kolaylaşmış bir şey. Yani yeni başlayacak olanlar için çok zor olabilir ama her bir taş görünümünde olan şeyleri çizmiyorsunuz. Sadece sürat Tabii. olarak çizip ondan sonra çalışıyorsunuz bunları. Evet. Yani Demek ki önümüzdeki süreçte de resim bu şekilde belki de kendini sürdürmekte ısrar edecek ama belki bilinmez de değil mi hocam? hayır, Böyle hiç heyecanlı bir hesaplayamazsınız. Evet, evet hiç heyecanlı bir bilemezsiniz. Siz resmi baskı yaptığınızı sanırsınız, her şeyini ben oluşturuyorum sanırsınız ama resim ya. sizi yönlendiriyordur, alıp başka bir yere götürebilir. Sizin Götürebilir. tasarladığınızın çok ötelerinde bir şeyler olabilir. Bilemezsiniz Siz de onu. değil mi? Bundan heyecan duyuyorsunuzdur değil mi? Mesela ben acaba işte bilmem kaç sene sonra kim bilir nerede olacağım. Yani kaç yaşında olursanız olsun bu resimdeki ya da sanat eseri tabii sadece resimle sınırlamayalım. Onun o verdiği heyecan değil mi hocam? O ne çıkacağı, nereye gideceğiyle ilgili heyecan. Belki sanatçıları bu kadar genç tutan, biz çünkü bakıyoruz hiçbiriniz yaşlanmıyorsunuz hocam. Biz böyle 50 türlü şey yaptırıyoruz gidiyoruz. Yüzümüze, oramıza, buramıza azıcık daha genç duralım diye. Ama sanatçılara bakıyoruz. Sizler yaşlanmıyorsunuz. Sizin işte bu heyecanlar belki sizi bu kadar genç ve diri tutuyor. Bir de tabii sanat bize çok şey veriyor ruhsal olarak ama biz de bir ömür veriyoruz aslında. Şu resim dediğim İskender Lahdi, bunu yapmak için 4 yılımı verdim ama. Günde 8 saat çalışarak 4 yılımı verdim. Bir tanesi Resim Heykel Müzesi'nde, öbürlerini tek tek vermiyorum. Çünkü onların hepsi bir filmin karesi gibi, o 18 tanesi birbirini takip eden resimler. Dolayısıyla onlar bir gün hepsini birisi almak isterse ancak alabilir. Yoksa duruyor burada. Tabii değil mi? Parçalanmaması Evet, lazım yani yılda birbirinden. şimdi de 1 metre, 180'e 2 metrelik resimler yapıyorum. Ve 2,5 yılımı aldı. Daha 7. resimdeyim. Yani Ay canına. 20 taneye ulaşmak istiyorum. Bir iki senemi daha alacağını düşünüyorum. Günde 8 Ama ne saat güzel hocam. çalışarak. Böyle bir hedef var yani önünüzde Allah. Ondan sonra başka bir hedef çıkar. Yani sonuçta hakikaten çok uzun ve sağlıklı bir ömür gerekiyor. Maalesef süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Çok şahane bir sohbetti bence. Sağ olun, teşekkür ederim. Hakikaten hem sizi tanıyan tabii çok insan var ama belki böyle özel detayları bilmeyenler benim gibi öğrenmiş olanlar oldu. Hakikaten ben çok keyif aldım. Eksik olmayın. Sağ olun, Zaman teşekkür ederim. ayırdınız, katıldınız. Estağfurullah. Ama bu böyle bitmeyecek hocam. Çünkü gerçekten bazı sohbetler bana arkasının da gelmesi gerektiğini çağrıştırıyor. Biz gene inşallah size uygun bir zamanda yeniden buluşur, konuşamadığımız şeylere konuşuruz. Ben hem kendi adıma hem eksik olmasınlar katılıp bizi izleyenler adına size bir kere yürekten teşekkür ediyorum. Hocam iyi ki varsınız. Sizlere Sağ olun. baktıkça biz geleceğe dair sizin yetiştirdiğiniz çocukları da düşünerek umutlar taşıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem Ben teşekkür sağlığınız ederim. Sağ olun. hem keyfiniz çok yerinde olsun ki inşallah daha çok İnşallah. şahane şeyler üretin. Siz kapatın hocam programı. Siz de Peki. neler söylemek isterseniz onlarla bitirelim. Herkese bu virüsten uzak, sağlıklı, hem bedensel hem ruh sağlığımızın yerinde olduğu uzun bir yaşam dilerim. Sanatla dolu tabii.
sanatları teşekkür olur. Ederim. Sağ olun. Evet, ben çok teşekkür ederim. Katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Bu yayın şimdi Instagram'da kayıtlanmış şekilde benim sayfamdan izlenebilecek, Yüksel Önder Maden'den. Ben ayrıca Facebook'ta da paylaşacağım, hocamla da paylaşacağım. Yarından itibaren de Nurol Sanat YouTube sayfasına konacak. Orada sürekli kalacak. Kaçıranlar, bir daha izlemek isteyenler. Ben öyle yapıyorum hocam. Bazen dönüyorum, bir daha izliyorum, bir daha izliyorum. Evet. Oralarda sabit olarak kalacak. Evet. Efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere hocam. Görüşmek çok üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalınız. Saygılar, sağ olun. Güle güle. Estağfurullah. Güle güle. Şimdi biraz önce Ünsal Bey'le yayınımızı